Herkese selamlar. Geleceğin Kaçmak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, gerçekten hayatınızı değiştirecek o paranın geleceği gün çok yakındır. Artık karamsarlığa kapılmayın. Biliyorum Borsa İstanbul düşüyor, kripto düşüyor, altcoin'lerin anası ağladı. İşte bakıyorum altın tepe üstüne tepe yapmış ve daha kazandıracak bir şey kalmamış. O yüzden zaten şahsım adına söyleyeyim, altınlarımın birazını bozdum. Ve devam ediyorum. Ethereum'a koydum. Altlara işte neyse anlayacağınız. Kriptoya devam ediyoruz. Umudumu kaybetmedim. Herkesin ilgisini dağıldığı şu süreçte, çoğunluğun elendiği şu süreçte kazanan azınlık olmak için tam zamanı. O kadar güzel bir zamandan geçiyoruz ki, bu arada yatırım tavsiyesi de değil. Ama hissettiklerim gerçekten bana bunu söylüyor. Devasa olan yükselişler öncesi olan o moral bozukluğunu anlıyorum. Çünkü herkese göstere göstere kazandırmazlar. Kolay değil. Zengin olmak kolay değil. Ama para kazanmak kolay bir şey. Duygularınızın kölesi olmayın. Eğer ki sen tuttuğun varlığı biliyorsan uzun vade. Uzun vadeli tutmaya devam edeceksin. Yani şunu söylüyorum. Asla pes etme. Dolar maliyet ortalaması diye bas bas bağırıyorum. Daha gençsen, bak 19 yaşındayım, 29 yaşıma kadar düzenli olarak aylık 500 lira, 1000 lira bursumdan veya harçlıklarımdan yatırdığım zaman yılda 12 bin lira yapıyor. 10 yılda 120 bin lira yapıyor. Ki para enflasyonisttir. Değeri yıllara göre azalan bir şeydir. Artık bunu kabullenin. Dolar da olsa, euro da olsa para birimleri artık kaybolan değeriyle bilinirler. Ve bu sizin alım gücünüzden çalıyor. O yüzden artık bir şeylerin farkına varma zamanı geldi. Amacım zengin olmak mı derseniz, amacım şu hayatı güzel güzel yaşamak. Bir defa geldiğiniz şu hayata bakın. Kuş sesleri, oksijen, güneş, işte parkın içindeyim, yürüyüş yapıyorum, mutluyum. Dünyayı gezmek, insanları anlamak, bu dünyaya geliş amacımı anlamak, işte işletme yapmak, ticaret yapmak, işte psikolojisini anlamak. Yani şunu söylüyorum, hayatımızın belki geri kalan yaşadığımız kadarını yaşadık. Ben 19 yılıma kadar yaşadım, belki 70-80 yaşıma kadar yaşayacağım. Geri kalan yılını en azından güzel değerlendirelim. Çünkü senin kaybedecek 20 dakikan bile yok. 20 dakikan bile yok. Ve o yüzden bu hayatın geri kalan güzel zamanlarını değerlendirmek için yatırımını yap. Dolar maliyet ortalaması. Dolar maliyet ortalaması düzenli olarak fiyatına bakmadan inandığın varlıklara düzenli olarak para yatırmandır. Mesela Borsa İstanbul üzerinden örnek vereyim. Aselsan, abi Türkiye'nin sanayi, askeri sanayi, elektroniğinin demir yani baş direği. Ki biliyorsunuz TUSAŞ'a saldırı düzenlendi. Ama dediğim gibi yani çok kritik yani. Bu TUSAŞ, Aselsan, Roketsan bunlar hava savunma sanayi. Bizim yerli bizzat. Geleceğini olduğunu düşünüyorum. Aselsan mesela şahsım adına ben güzel bakıyorum geleceğine. Çünkü ülkemizi koruyor. Bizzat. Ülkemizin can damarı. Biliyorsunuz malum Orta Doğu'da yaşıyoruz. Krizler bitmez. Krizler hiçbir zaman bitmez. O yüzden işte dediğim gibi inanıyorsan mesela Aselsan'a inanıyorum. Aylık düzenli olarak belli bir miktar 10 yıl boyunca, 5 yıl boyunca yatırılabilir. Ve değerini aynı olarak düşünmeyin. Bugün 60 lira olan Aselsan yarın 600 lira. Seneye 600, 1000 lira belki. Gelecekte o yerlere gelebilir çünkü para enflasyonisttir. Sınırsız derecede Aselsan basamazsın. Sınırsız derecede Bitcoin basamazsın. Ama para basabilirsin. Bu kadar. Yani ben size 10x, 20x, 100x derken boş yapmıyorum. Çünkü para uzun vadede değer kaybediyor. Alım gücünüzden çalıyorlar. Masa başı bir işe gireyim de bir memur olayım. Aylık işte şu kadar maaş alınca geçinir giderim. Aynen yani geçinirsin kanka aynen. Aynen şu an ayda bir iki kilo et yiyorsan ileride bir iki kilo makarna yediğine şükredeceksin yani. Öyle söyleyeyim sana. Yani şöyle düşünme. Alım gücünden uzun vadede çalınıyor.
enflasyonun altında çaktırmadan gizli vergi alıyorlar senden. Onu geçtim. Dediğim gibi o yüzden bu duruma kalmamak için dolar maliyet ortalaması DCA, dollar cost average yatırıyoruz. Ben Bitcoin'e ve Ethereum'a 10 yıl en azından hani 10 yıl burada kalacağını düşündüğüm için düzenli olarak dolar maliyet ortalaması yapacağım. Yapıyorum. İnanıyorum. Çünkü adet arttırmak. Fiyatına bakmıyorum. Ethereum bugün 2500 dolarsa yarın 10.000 dolar. 15.000 dolar. İnanıyorum çünkü. Araştırdım. Zemini öyle bir güzel ayarlanmış ki gelecekte gerçekten bugün internet nasıl bir devrimse Ethereum da ayrı bir devrim. Bitcoin zaten başlı başına bu ekosistemi oluşturan temeldir yani. Onu ayrı tutuyorum. Yapay zeka ve RWA tarafı. Bu boğa için konuşalım. 20x ve üzeri yükselişlere hazır olun. Yapabilirler. Sağlam olanların arasında sepet yaparsınız. Arasından 20x de yapan olur, 50x de yapan olur. 2x, 3x, 5x yapan da olur. Elbette yani. Bu sizin tuttuğunuz projeye göre değişir. Tamam. Bu bir nokta. Onun dışında Gamify, oyun projeleri, Magic, Pixel diyebiliriz. Ace, Ace. Belki Voxel. Voxel da güzel. Yani X vurmak isteyenler öyle risk alayım. Ama biraz da para olsun. Risk tabii yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben şahsım adına ufak. Öyle 100 lira, 200 lira, 1000 lira. 1000 lira. Aydan hani ne kadar para geliyorsa. Bir ay mesela Gamify. Bir ay yapay zeka. Bir ay RWA. Ama odağım yapay zeka. Sonra RWA. Sonra da işte DeFi, MeFi onlara geliyor yani. En son oraya doğru gidiyor. Bunlar piyasa için benim beklentilerim. Peki Bitcoin için ne bekliyorum? ETF'ler deli gibi şu anda artmış durumda. Sen bilmiyorum bir şeylerin farkında mısın bilmiyorum. O kurumsal firmalar 20'şer milyar dolar bak. 20'şer milyar dolarlık Bitcoin'lerini toplarken 500 bin tane, 200 bin tane, 300 bin tane Bitcoin toplarken ki yeteri kadar Bitcoin yok. Senin Bitcoin'lerini çalıyorlar farkında değilsin. Sen demeyeyim hani işte herhangi bir inanmayan bir kişi herhangi bir şey üzerine alınma bu arada. 5000 lira bile sokamıyorsun şu piyasaya. 5000 lira ya. 5. Hayatını değiştirecek bu sektöre 5000 lira bile riske sokamayacak kadar ürkek olmamak lazım. Batarsa da batsın. Ama hayatımı değiştirme potansiyeli olan tek sektör, tek piyasa. Borsa İstanbul değiştirmiyor mu? Mesela Türk Hava Yolları yakaladıysam. Yani evet, denk gelebilir arada. Fena değil. Ama TL bazında. TL bazında o kadar artış oluyor. Dolar bazını incelersek yaklaşık 4x yapmış. Çok çok aman aman değil. Kriptoda şurada bir haftada, iki günde yakalıyoruz o yükselişleri. Tabii düşüşleri de ayrı bir mevzu. Düşüşleri de ayrı bir mevzu. Neyse, dediğim gibi önümüzdeki süreç boğa, açık açık söylüyorum boğa ve yükseleceğini düşünüyorum. Ben şansıma bunu düşünüyorum. Güzel günler yakın. Umudunuzu kaybetmeyin. Şu anda tarihin gelmiş geçmiş en rahat, en kolay, en güzel asimetrik risklerinden birisindesiniz. Tadını çıkarın ve yatırıma devam edin. Paranızı çarçur etmeyin. O içtiğiniz sigaralar, alkoller aylık en azından 2-3 bin lira tasarruf ettirir size. Onu da bence bir değerlendirin. Tamam mı? Onu da bir değerlendirin. Çünkü kahve ya da Starbucks'a 100 liraya kahve alıyorsun. Değil mi? Kahve içiyorsun günde bir tane. 5 gün, haftada 5 gün işe gidiyorsun. 500, 2 bin lira. Ettim sana 6-7 bin lira. Sigara, alkol, kahve. Ne kaldı? Yani değil mi? 6-7 bin lira. Biriktir kanka. Kümülatif. Dolar maliyet ortalaması. İnandığım varlıklar yeter. Bak 5 yıl içinde, 10 yıl içinde zengin olmazsan adam değilim ulan. Gerçekten 5-10 yıl içerisinde gerçekten o varlıkta iyiyse ve inanıyorsan, çok sık araştırmışsan
Ben de bunu söylüyorum. Zengin olacaksın. Kesin bak. Kesin zengin olmanın yolu bu. Ve ben bunu yapacağım. Ve o günlere geldiğiniz zaman ise insanlara yardım da yapacağım. Ticaret de yapacağım. Size ofisimi göstereceğim. Yapmış olduğum networkleri, arkadaşlarımı, çevremi, arabamı, araba vlogları çekeceğim. Ünal Turan gibi galericilerden birisi olabilirim. Ya da inşaat. Bilmiyorum, bakacağız. O güzel günler yakın. Tekrar söylüyorum. Zaten videonun başlığı bu. Güzel günler yakın. İnanmaya devam et. İşte bu. Tamam mı? Kimse senin moralini bozmasın. Ve ödülün büyüklüğünü ise, dedim ya, mücadelenin zorluğu belirleyecek. Bırak hayat mı kötü? Bırak savaş mı var? Bırak işte negatif mi? Herkes kötü mü konuşuyor? Bir tek sen mi pozitifsin? Güzel. O zaman sana iyi haber vereyim. Kazanan sen olacaksın. Evet, kazanan sen olacaksın. Çünkü çoğunluğu ne zaman karşıma alırsam ben o zaman büyük vurgunlar yaptım. Yani çoğunluğu karşıma alıyorum. Sıradan düşünmüyorum. Çünkü ben sıradan bir insan değilim. Benden bir tane var. Bak, tezdir. Benden bir tane var ve ben sıradan değilim. Sen de öyle. Senden daha başka yok. Kendine iyi bak. Tamam mı? Bu kenarda kalsın. Her canın sıkıldığı zaman bu videoyu izle ve gelecekte yapacağın güzel şeyleri hatırla. Çünkü çok daha güzel günler bizi bekliyor. Yapacağımız işleri düşün. Ve kendine çok iyi bak. Tekrardan söyleyeyim. Neyse, bu videomuz bu kadardı. Daha fazlasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.